Ekranların en leziz, en temiz yarışması Kadir İzildiğiyle Hamarat Menü'nden herkese hayırlı cumalar efendim. Yine bir haftanın sonuna geldik. Hamaratlıkları tek tek gördük. Bugün sıra Seyhan ablamızda. Seyhan ablanın bu hafta yaşı itibariyle biraz daha tecrübeli olduğu düşünülüyor. Seyhan ablanın yorumları bu hafta çok dikkat çekti. Çünkü Seyhan abla masada kimseyi kırmak istemediğini söyledi. Ve hafif hafif yorumlar yaptı. Bakalım nasıl bir menüyle karşımıza çıkacak. Bugün bakalım 50.000 TL'nin sahibi kim olacak? Biliyorsunuz ki Alper Bey diskalifiye oldu, puanları silindi. Bakalım bu etki edecek mi birincilik diğer arkadaşlar için? Hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız Seyhan ablanın kapısını çalıyorum. Bu arada Sultan Gazi'deyiz, bilginiz olsun, görüşmek dileğiyle. Ben Seyhan, soy ismim Karaslan. Eşim rahmetli oldu. 4 tane çocuğum var, hepsi evliler. 63 yaşındayım, orduluyum. Hayırlı sabahlar efendim, hayırlı cumalar Seyhan ablacığım. Kadir Bey, şeref verdiniz, hoş geldiniz. Estağfurullah şeref bize ait, nasılsınız? Böyle yakın yakın gördüğüme çok sevindim, teşekkür ederim. Kısa tembeş gündür bir aradayız ya. Olsun daha evimde görmek ne mutlu. Evinde ağırlamak dersen tabii evet, ki çok memnun oldum öyle. Ben de. Ben de çok memnun oldum, hep bugünü bekliyordum. Hep yakından görmeyi bekliyordum, 4 gündür görüyordum, bugün 5. gün daha memnun oldum. Hep böyle televizyonda izlerken ne istiyordun? Kadir bana gelsin. En hayal ettiğim şey büyük kızım sağ olsun gerçekleştirdi. Allah razı olsun, o da vesile olmuş ki biz de evet, senin gibi güzel bir hanımefendi tanıdık efendim. Teşekkür ederim, hepiniz çok güzelsiniz, hepiniz çok iyisiniz. Maşallah. Günaydın dış ses bu arada. Bak şansına mübarek gün, cuma günü yarışıyorsun, belki bir şans getirir sana. İnşallah getirmese de sizlerin hepinizi tanıdım. Hiç ister inanın ister inanmayın, dünden beri para aklımda hiç yok. Yok, para aklımızda, 50 bin lira aklımızda olmaz olur mu Seyhan abla? Sizi tanıdığıma çok sevindim. Teşekkür ederim ama burası tanışma programı değil, en amarat benim programı. O yüzden ama o 50 bin lirayı başaracağım. 50 bin lira unutuyor mu? Geç ya, diyor ki 50 bin lirayı. Bugün benim günüm, inşallah 4 günden beri gördüm yapılanları. Karnım doymadı, ağzım da tatlanmadı ama ben bugün onlara anne yemeği yapacağım, hepsini doyuracağım. Başaracağım da, inanıyorum başaracağıma. Evet, Seyhan Hanım'ın siyah beyaz mutfak dekorasyonu efendim. Evet, çok sevdiğim renk. Seyhan Hanım para mühim değil dedi ama bizden... Teşekkür ederim. Şam sakızı çoban armağanı. Teşekkür ederim. Güle güle kullan inşallah. Olun, üstüne bir de 50 bin lira alırsan ha Seyhan Hanım. Ona da alacağım inşallah. İnşallah. Sen bütün yemekleri burada yapıyorsun. Evet, burada Kaç yapıyorum. Kaç kişisiniz siz bu evde? Torunumla iki torunumla, birisi gitti, 2 ay oldu, tek torunumla. Yani 2 kişi misiniz, 3 kişi misiniz? 2 kişiyiz şu anda. 2 kişisiniz, bütün yemekleri sen pişiriyorsun. Bütün yemekleri ben pişiriyorum ama hafta sonları, bayramlarda burası çok kalabalık. Oh maşallah. Çok güzel, ferah bir mutfağım var ama geniş geniş, bak lavaboda camın önünde evet, manzaraya bakarak. Seyhan Hanımcığım burası biraz uzak ama. Otobüse bindiğimiz zaman şuradan hemen yoldan Vezneciler son durak. Her yeri geziyorum. Ha, ulaşımı rahat yani. Evet, ulaşım biraz rahat. Böyle yeşillik içinde ya, o yüzden dedim. Yani gençler için zor oluyor mu? Ben 35 seneden beri buradayım. Çok rahatım, çok memnunum. 35 sene önce ben burayı hiç düşünemiyorum. Hiç o zaman vesaire falan da. Biz aşağıda bir gece kondumuz vardı. Orman durası hepsi. Seyhan Hanımcığım, zor bir yaşantı sürmüşsünüz. Evet, zor oldu ama elhamdülillah bugünümüze. Tabii ki, eşinizi kaybetmişsiniz. Oğlunuzun çocuklarına bakmak durumunda kalmışsınız. Biraz engebeli bir hayatınız olmuş. Engebeli oldu, sadece oğlumun çocuklarına değil. Ben evlendim, 3 tane kaynıma baktım. Küçüktü onlar, ben de küçük sayılırdım. Kayınlarınızla beraber mi yaşadınız? Kayınlarımla beraber yaşadım, beraber büyüdük. Ben de küçük yaşta evlendim, annem evlendirdi küçük yaşta. Eskiden öyleydi. Öyle eskiden yapıyorlar. İşlerine geldiği ama gibi yapıyorlar. Babasız büyümekle alakalı olabilir mi? Tabii ki. Babasız büyümekle alakalı. Tabii ki sahipsiz kalmaktan. Annem başkasıyla evlendiği için... Annem başkasıyla evlendiği için... Sen de oraya yakışmadın abim, diye. O da bu virüsten dolayı rahmetli oldu. Onu baba bildik, onu aile bildik. Böyle gurbet ellerde. Sonra annem geldi aldı beni köye götürdü, küçük yaşta evlendirdi. Küçük yaşta çocuklarım oldu. 3 tane kaynımı aldı yanıma evlenince, kaynımı aldık. Onlarla beraber büyüdük. Hatta öyle böyle nerede yatacak yer? 2 oda, bir odada kayınlarım, bir odada biz. Çocuklarım da oldu. Onlarla bir geldik geçtik, sonra oğlumun çocuklarına bakmak zorunda kaldım. Hep böyle birilerine baktım. Hep böyle birilerine baktım. Gerçekten de hep birilerine baktım. Kadir'ciğim bir sorar mısın, bu hayatta nasıl mutlu olmuş? Bu kadar çilenin içinde Esra mutlu musun? Önce onu sormak lazım. Mutlu musun Seyhan abla? Yani çocuklarım büyüdü. Hepsi ayağının üstünde duruyor. Tabii ki içimde ukdeler diyemiyorum. Ukdeler var. Ukdeler var ama yani yine de
Yani neye şükrettin? Neyle ayakta durabildin? Neyle yani motivasyon ettin? Sağlığıma şükrettim. Çocuklarımın sağlıklı büyüdüğüne şükrettim. Torunlarımın sağlıklı büyüttüğüme şükrettim. Allah onları bana sağlıklı olarak gönderdi. Sağlıklı olarak büyüttüm. Eşime çok baktım. Elimden geleni yaptım. 2,5 sene. Eşin ne rahatsızlığı vardı? Kanserdi. Prostat kanseriydi. Yani bir başka durum daha var. Hem başka yollarda uğraştım. Yani hem o taraf hem hastane. O taraf dediğin Seyhan abla? Benim oğlum cezaevinde. Oğlunuz kadar mahkumu da eşinize çok üzülmüşsünüz. İşte, yani eşim, o acının üstüne bir de o acıyı evet, yaşadın. Evet, yani eşim biraz da üzüntüden şey yaptı. Ha, eşin oğlun cezaevine girdiği için üzüntüden evet, öyle, hastalığı öyle geldi. Öyle sayıyorum yani. Hem hapishane yolundaydım, hem hastane yolundaydım. Hem torunlarımla, hem hastayla. Başardığım için mutluyum. Eşimim elimden geleni yaptığım için mutluyum. Borcunu, Allah vefa rahmet borcunu eylesin. Ödedin ama... Vefa borcumu ödedim. Kaç yaşındasın Seyhan abla? 63 yaşındayım. Ama şöyle 63 seneye geriye dönüp baktığında bir gün olsun Seyhan olarak, kendin olarak kendin için bir şey yaptın mı? Kendim için hiçbir şey yapamadım. Kendim için daha önce de söyledim. Keşke çalışıp emekli olsaydım. Yani eşin emeklisi var mı? Eşimin emeklisi var. İş olarak değil, şimdi de var hayatta yani. Herkes yaşıyor. Bak evet, geziyor, yani yiyor, emek, içiyor, eğleniyor. Öyle. Kendine aynen. Vakit ayırıyor. En önemlisi sağlığım yerinde. Ama sen 63 sene boyunca hiç kendine vakit ayıramadın. Ayıramadım. Sen yetinmeyi bilerek mutlu oluyorsun. Evet, yetinmeyi bilerek mutlu oluyorum. Elindekiyle neden? Mutlu oluyorsun. Şimdi biz zamanında mesela örneğin hazır çorba bile bulamıyorduk. Yani 100 gram peynir alırdık, yağa katardık fazlalasın diye. Çocuklarımın ekmeğine, gerçek bu yani. Çocuklarımın ekmeğine sürerdim. Oo, şimdi her şey var, yetinemiyoruz. Mutlu değiliz. Mutlu değiliz. Kaşarından al, sucuğundan al, tavuğundan, etinden. Ama yine yok diyoruz, yok diyoruz. Ve tadımız da yok. Tadımız da yok. Yani aynen. Ağzımızın tadı yok. Yediğimizi de anlamıyoruz. Aynen öyle. Çünkü hiçbir şekilde şükretmiyoruz. Ve mutlu olmayı da bilmiyoruz. Çünkü gözümüz artık iyice acıktı. Aynen. Daha da çok istiyoruz. Daha çok istiyoruz. Olanı daha çok belki istiyoruz. Belki de şu anda çoğu yeni günümüzdeki kızlar ya da kadınlar seni bu çektiklerine tahammül etmeyebilirler. İşte bazen bunun sitemini de yeni gençlere yapıyorum. İşte biz zamanında ne çektik biz zaman diyoruz ama onlar da yeri lafını biliyor yani. Sizin zamanınız değil bu zaman. Biz çalışıyoruz, istediğimizi alıyoruz. Hayır, alsınlar tabii ki. Onlar da kendileri için bir şeyler muhakkak yapsınlar ama işte. Şöyle geri dönüp baktıklarına biraz şükretmek lazım. İşte gençlerimiz böyle kendi ayaklarına vay be Seyhan abla. Için... Eşinizin yokluğunu en çok nerede hissettiniz? Eşimin yokluğunu... Eşimle biz çok dizi izlerdik, otururduk. Çok televizyon izlerdik. Yani programlara kadar, o temizlik programlara İzliyor kadar... İzliyor muydunuz beraber? Gerçekten de çok izliyorduk. O zaman benim mutfağım tabii su basıyordu, dolap çürüktü, çağıramam falan diyordum. Sonra ben bu kışın boyadım fayansları, dolabı değiştirdim çalıştığımda. Ha, buralar çalışarak ondan sonra yaptım, eşimin maşallah. Yokluğunu dizi seyrederken arıyorum. Hele bu son 5 günden beri o olsaydı diyorum. Hep çocuklar da öyle diyor. Anne keşke babam da olsaydı, o yanımda olsaydı, destek olurdu. Sevinirdi, gururlanırdı. Senin buraya katıldığını görseydi, izlediği programa yani, çıktığını. Evet, sevinirdi yani. Bu hani televizyon izlerken çiftler birbirlerine habire konuşurlar ya, diziyi biz anlatırlar. Biz de çok konuşurduk, tartışırdık. Şimdi dizi ondan izliyorsun sonra... ama dönüp baktığında anlatacak biri yok. Anlatacak yani. Biri yok, evet. Umre'ye gitmişler beraber. Gittik beraber, şükürler olsun. Kaç senesinde? İşte bilemeyeceğim de bayağı eşin oldu. Eşin sağlıklıydı ama yani. Eşim hasta falan değildi. Ne kadar güzel. Bak onu da yerine getirmişsiniz. 2010'da gitmişler Kadir. Yani kazanırsam birazını eksiklerime vereceğim. Eksiklerim var. Üstüne katacağım. Kattığım zaman gidebilirsem gideceğim. Ödülü kazanırsam bir miktar daha ihtiyacım kaldı. Onları ödeyeceğim. Kalanıyla da tamamlayabilirsem Umre'ye gitmeyi istiyorum. Kadir'cim sana vallahi yazıklar olsun. Ne yaptın ben şimdi sabahın köründe? Demiyorsun ki Seyhan ablacığım, ben seni bir gün kapıdan alayım, arkadaşların da gelsinler. İstanbul'u beraber şöyle güzelce bir gezdireyim demiyorsun. Ay ben öyle ben söz olmadım. Veriyorum sonra bir türlü tutamıyorum. Ay, o yüzden hiç ağzımı açmıyorum. Tamam, hala Adana'daki ben. Ablaya İstanbul'u gezdireceğim ben. Siz ne yapın biliyor musunuz? Programı boş verin bir gün. Hepiniz birlikte gelin. Aman onları boş ver. Ben size bayram yemeği yapacağım. Bayram yemeği. Bayram böreği ya. Yapacağım. Şöyle hava alalım, hava. Dışarıda bayram böreği yapacağım. Bizim dışarısı çok güzel oturmak için.
Onun için size... Hala misafir arsayan avukat, evet. Gidelim. Bırak millete iş yapmayı, kendine vakit ayırdım. O hala diyor ki bayram yemeği yap. Seviyorum ben misafir ağlamayı. Canım ablam, kendimize vakit ayıracağız. Tamam. Bak gidelim misafir. Gezeceğim, söz bir gün getireceğim. Bak şimdi, yarışma psikolojisine bürünüyorsun. Hı. Üç tane rakibin var. Evet. Dünya Semin'i gördün. Hem masada nasıl böyle duman attırdı kulaklarından. Bugün hakkını yedirmiyorsun kesinlikle. Yedirmeyeceğim. Doyuracağım bir de onlara. Kapıya dayandılar. Ay estağfurullah. Geçtim biliyorum. Hepsi üstüme çok gelecek ama olsun. Ben ağlamayacağım ama üstesinden geleceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.